Kale projesinde kazı ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Ulu Cami ve Gök Medrese'yi bütünleştirecek olan kale projesinde bir yandan arkeolojik kazılar devam ederken, diğer yandan da kütüphane, Arasta, Bedesten ve Yemek Evi'nin inşaat çalışmaları hız kazandı. Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek olan yapılarla bir Sivas Mahallesi oluşturulacak proje, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak. Proje kapsamında müştemilatlarla birlikte toplamda 102 adet bina inşa edilecek. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'a değer katacak olan kare projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazı gittikten sonra evet. Hemen aldık. Onlar da başlıyoruz. Konut tarzında bina. Büyük bina bu mu? Bu ayın içerisinde bir aya ihale edersin. Başkan Bilgin, çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. İlk etapta ihale edilen alan projenin %25'lik bir bölümünü kapsıyor. İnşallah bu sene yapacağımız ek ihaleleriyle birlikte %35'lik bir bölüm ihale edilmiş olacak. Amacımız hem ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkmak hem de daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak dedi. Çalışmalar çok iyi bir noktada gidiyor, planlanan şekilde gidiyor. İnşallah ihale edilen ilk birim projenin yaklaşık %25'ini bina olarak, metrekare olarak %25'ini kapsıyor. Bu sene yapacağımız ilave İhalelerle birlikte metrekare olarak projenin %35'ini ihale etmiş olacağız. Büyük bir proje, yaklaşık maliyet 100 milyonu bulacak bir proje. Ama inşallah biz bu dönemde hemşerilerimize vermiş olduğumuz söz ve hizmette devamlılığın gereği olarak Sivas'a değer katacak bu projeyi önümüzdeki yılda çok da uzatmadan bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm projeleri birbirleriyle entegre olarak düşündüklerini dile getiren Bilgin, inşallah önümüzdeki yıl yüksek hızlı tren şehrimize gelmesiyle birlikte Sivas farklı bir segmente geçecek. 2020-2021 yıllarında projemiz ete kemiğe bürünmüş olacak. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Bu tip projeleri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle birlikte Sivas farklı bir segmente geçecek. Bugün artık Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir'e 2,5 veya 5 saat arasındaki bir mesafeyle ulaşabilecek bir noktaya geliyor. İşte biz de dışarıdan gelecek hemşerilerimizin, iç turizmin, dış turizmin Sivas'a geldiği zaman bu farkındalığı oluşturmak adına başta bu tip kale projesi olmak üzere farkındalık olacak projeleri hayata geçireceğiz.